Merhaba sevgili dostlar, Usta Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı sufle yapacağım. Yarım kilo ıspanaktan yapacağız. İçerisine havuç, soğan, rendelenmiş domates ve baharatlarla beraber kavurarak malzememizi hazırlayacağız. Şimdi soğanımızı doğrayarak başlayabiliriz. Evet. Soğanımızı şöyle yemektik ince ince. Tavamızı alıyoruz. Evet. Böyle çeyrek bardak kadar bir sıvı yağ. Havuçlarımızı da beraber atabiliriz. Ben bir havuçtan yaptım. Bir soğan, bir havuç. Evet. Sarımsaklarımızı da küçük küçük şöyle ezelim. Biraz ufaltıyoruz. Evet. Sarımsaklarımızı içerisine atıyoruz. Ispanaklarımızı da şöyle ufaltıyoruz. Şöyle. Çok kalın olmayacak, çok da ince olmayacak şekilde ufaltıyoruz. Ispanak zaten tavaya girdikten sonra hemen ölecektir, sinecektir. Malzeme listesine ve tarifi aşağıdaki açıklama kısmında ayrıntılı bir şekilde yer veriyorum. Unuttuğunuz ya da atladığınız bir yer olsa YouTube'daki açıklama kısmından da bakabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram hesabımda da yorumlarda mevcut bütün tarif ve açıklamalar. Yorumlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi ıspanağımızı ekliyoruz. Evet. Çok olduğuna bakmayın. Şimdi sönecek. Ispanağımızı da şöyle karıştırıyoruz. Rengi gerçekten çok güzel oldu. Renkler birbirine çok yakıştı. Yapmamı istediğiniz bir tarif varsa yine tarifin altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bu aşamada baharatlarımızı da karıştırmaya başlıyoruz. Evet. Şöyle bir tutam karabiber. Çok değil. Bir çay kaşığı kadar olsa yeterli. Bir tutam kırmızı biber. O da seveceğiniz kadar. Acı sevmeyen koymayabilir. Ve biraz da tuz koyuyoruz. Evet. Güzelce baharatlarımızı da karıştırıyoruz. Bunu biraz da kavrulmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi renk muhteşem oldu. Sevgili dostlar, kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirimleri de açabilirsiniz. Yeni tarifi eklediğimde bildirimler size haber verecektir. İstediğiniz, yapmamı istediğiniz tarifler varsa açıklama bölümüne yorum olarak atabilirsiniz. Evet, şimdi domatesimizi de ekliyoruz. Ben bir tane domates rendelemiştim. Şimdi göz kararı ekliyorum bakarak. Çok fazla eklemiyoruz şu an. Evet, bir tane domatesimi de ekledim. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle güzel güzel kavuruyorum. Şu anda sarımsak kokusu gelmeye başladı. Soğan ve sarımsak kokusu enfes denilecek düzeyde şu anda. Öncelikle yumurtalarımızı bir güzel çırpıyoruz. Güveçlerimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Ben 4 kişilik bir tarif yaptım. Siz çoğaltmak isterseniz 1 kilo ıspanaktan da yapabilirsiniz. Malzemeleri de ona göre kavururken
birer tane fazla koyarsınız. Şuna da koyalım biraz. Tamam. Evet, yumurtamızdan başlıyoruz. Yumurtamızı şöyle kabuğumuz için alıyoruz. Üzerine kaşarımı serpiyorum. Çok fazla serpmeyin. Akma yapacaktır. Evet. 200 derecelik fırına 10-15 dakika kadar pişiriyorum. Tariflerimi beğenip yorum yapmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Afiyet olsun.